Korkmayın kızlar. Mirşahin geri döndü. Ver bakayım sen bana bir alt tutak. Oho, evet. Melih! Canım söyle yavrum. Tırst! Lan herif kalk! Ne oluyor ya? Kardeşinin nerede olduğu belli değil. Sen burada fosur fosur uyuyorsun. Kız mesajı atmasa sağ mı değil mi onu bile bilmeyeceğiz. Tamam işte baba mesaj atmış. İyi demek ki. Melih! Kalk kızımı getir! Ya, baba gelmiyor ne yapayım? Gelmiyor değil. Sen getiremiyorsun. Ayaklarına mı kapanırsın? Özür mü dilersin? Ne yaparsan yap o kızı bu eve getir. Yoksa arabada parada uçar gider. İyiyim enişteciğim. Teyzem anlatmıştır zaten. Her şey yolunda. Ya enişte nasıl ödeyeceğim ben sizin hakkınızı? Tamam. Görüşürüz. Demek her şey yolunda. Ne zaman geldin sen? Sen eniştene her şey yolunda numarası yaparken. Sanırım misafirhanede kaldığında söylemedin. Söylemedim. Ya çünkü şimdi söylersem çok panik olurlar. Yok nerede kaldın? Neden evden çıktın? Paran pulun var mı? Anlayacağın ortalık karışır. Senin bu panik hallerin teyzeye çekti anlaşılan. Sabah toplantısını iptal edelim. İşim var. Ne zaman gelirim bilmiyorum. Tamam, kolay gelsin. Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Her şey o kadar kötüydü ki. Öyle şeyler yaşadım ki. Banu, neler yaşadım bilmiyorum ama artık hepsi geçmişte kaldı. Artık yeni bir başlangıç yaptın sen. Ya yine başaramaz. Ya bu sefer de olmaz. Öyle bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun? Daha beni tanımıyorsun bile. Biliyorum. Hatta eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sen çok iyi bir doktor olacaksın. Yeter ki kendine güven. Hani senin bana bağırdığın o gün vardı ya. Ben o gün sendeki potansiyeli gördüm. Ya ne olursun bana o günü hatırlatma. Utanıyorum. Utanma. Bence değil. Sen istedikten sonra her şeyi başarırsın. Yeter ki iste. Ne oldu? Hadi anlat bana. Bir şeyim yok Suna ya. Melih'le mi ilgili? Ay hayır. Melih defteri kapandı artık benim için. O zaman ne oldu Banu? Anlatsana. Dün ben derste çok kötü oldum. Nasıl kötü oldun? Ben her şeyden korkuyorum. Yani başaramamaktan korkuyorum. Ne bileyim, hayallerim, yaşadıklarım, olup bitenler. Bazen her şey çok üstüme geliyor Suna. Canım benim. Kardeşim.
Hepsi geçti bitti. Ama biraz kendine zaman ver. Öyle birden olmaz ki. Her şey yoluna girecek. Hadi be! Of ya! Ela ile Ceren'e bak. İtalya'daki fotoğraflarını koymuşlar. Ne güzel, ben de o karede olacaktım gönderseydin. Neymiş efendim? Tek başıma tatile gidemezmişim. 5 yaşında çocuğum sanki. Bırak şu elindekini de yardım et biraz. Ya anneciğim, biz bunu neden İtalya'ya göndermedik ki? Orada şöyle 10 yıl tatil yapsaydı keşke. En azından orada insanlarla muhatap olurdum canım. Her sabah senin gibi bir büyük başla konuşmak zorunda kalmazdım. Çocuklar, yeter artık. Ya anne ya! İnanmıyorum sana, kredi kartımı ödememişsin hala. Dün özellikle söyledim. Benimkini ödedin değil mi? Annelerin sultanı. Yok. Unutmuşum ikisini de. Ama kahvaltıdan sonra halledeceğim. Evet, ekmekler geldi sıcak sıcak. Fırından aldım. Çocuklar ne oldu? Bir sorun mu var? Yok abi. Hiçbir şey yok. Bir tost daha ister misin? Yok anneciğim, sağ ol. Doydum zaten. Kızım, yeseydin bir tane daha. Şu kadarcık şey zaten. Canım, kız 40 yılın başında bizimle kahvaltı ediyor şurada yani. Bunu atmayalım. Hayatım, onun sağlığını düşünüyorum. Ne var bunda? Baltayı fena taşa vurduk şimdi. Hemen geri vitese takıyorum. Bu espriyi de sadece senin için yaptım. Canım kardeşim. Kızım, akşama Celal amcanla kız kardeşi çocuklarıyla beraber yemeğe geliyorlar. Sen de sofrada olursun değil mi kızım? Akşama misafir mi gelecek? Kusura bakmayın, benim kimseyi görecek halim yok. Pelincim, senin için de değişiklik olur. Ben odama çıkıyorum. Size afiyet olsun. Neyse İkbalcığım. Üzülme. Hallolur. Sabah sabah şu başıma gelene bak ya. Kedi sever misin? Hı? Kedi diyorum, kedi. Hani böyle tüylüdür, küçüktür. Severim de nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim yani, yola çıktığımızdan beri konuşmuyorsun. Muhabbet açayım dedim ama bir türlü beceremedim. Açmayacak mısın? Mersin'den bir akrabam. Ben onu daha sonra ararım. Soğuk bir şeyler içelim mi? Ben çok susadım. Tamam, olur. Var burada. Futbol dersi veriyorum, haberin yok mu? Ya niye geldin söylesene. Seni almaya geldim, ufak bir sürprizim var. Hadi gel. Can bak, her şey için teşekkür ederim ama benim dersim var, gitmem lazım. 2'ye kadar dersin yok. Nereden biliyorsun? Ders programından. Ama kütüphanede ders çalışıyorum ben. Ya uzun sürmez, hadi gel. Can eminim çok güzel bir plan yapmışsındır ama gerçekten gitmem lazım. Ya bir tur atıp geleceğiz. Ne turu? Panoramik şehir turu. Ama ekstralar senden, ona göre. Tamam, tamam. Hadi gel.
Akşama gecikmeyin, olur mu? Aa çocuklar, İkbal sabahtan hazırlığa başlamıştır. Okulda karnınızı çok doyurmayın, tamam mı? Ya ben gelmesem olmaz mı? Tunalı'da bir iki butik keşfettim, oraya gideceğim okuldan sonra. Aynen anneciğim, ben de sevmiyorum ev gezmelerini, biliyorsun. Olmaz öyle şey, gecikmeden gelin. Çocuklar, söz verdik, çok ayıp olur ha. Hadi. İyi dersler. Anne, bugün unutma, tamam mı? Evet anneciğim, bak rezil olmayalım lütfen. Tamam, merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle çocuklar. Handan, senin canın bir şey mi sıktı? Yok, yok bir şey. Hayır, sabahleyin kahvaltıda da biraz gergindiniz, onun için soruyorum. Bizim çocuklar sabahları huysuz olur biraz. Yok baba, hala arıyorum. Bulur bulmaz haber ver, anladın mı? Tamam baba, tamam, sen merak etme. Ama yok, bu eşek herif hiçbir haltı beceremez. Elif! Elif! Konuşmamız gerekiyor. Elif! Kan, sen derse git istersen, ben sana sonra yetişirim. Emin misin? Evet, lütfen. Efendim? Eve dönmen lazım Elif. Hem de hemen. Niye geldik buraya? Ben zaten biliyorum burayı. Neresi burası? Burası Ankara Kalesi. Burası hamam önü. Arkada da Karacabey Hamamı var. Hatta bu mahalle ismini oradan alır. Ama çok güzel evler yapılmış buraya. Bu evler 80 yıldır buradaydı. Nasıl yani? Hepsi aslında uygun olarak restore edildi. Vay be, ama süper olmuş yani. Çok güzel evler bunlar. Gel bakalım. Can Bey, hoş geldiniz. Merhaba, ne haber? Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Müdavimiz galiba. Sever abimiz, sağ olsunlar. Babam çok üzülüyor. Sen de babam üzülüyor diye buradasın, öyle mi? Ya bırak şimdi beni. Sen ne diyorsun onu söyle. Ben o eve dönmeyeceğim. Elif! Derse geç kalıyorum, lütfen. Tamam, tamam. Bırakacağım. Ama hiç değilse bana nerede kaldığını söyle. Aylancı Devlet Misafirhanesi'nde. Şimdi gidebilir miyim? Git. Neden söylüyorum ki kaldığım yeri? Ya arkadaşım, sen benim başıma bela mısın, her yerde karşıma çıkıyorsun? Deve gibisin güzelim, kaçamıyorum ki senden. Doğru konuş, çarparım bir tane ha. Çarptın çarpacağın kadar. Arabanın haline bak be, yamuldu. Dua et acelem var. Yoksa yapışırdım yakana.
utangaçsın ama hemen de arkadaş edinmişsin bakıyorum. Ne arkadaşı? Şu senin haşin arkadaştan bahsediyorum. Kolundan tutup çektiğine göre gayet samimisiniz anlaşılan. Hayır. O sadece bir tanıdık. Hadi hoca gelecek. Yani anlayacağınız hala kafama göre birisi yok. Ben arkadaşım bak ne zor işmiş arkadaş. Ya sıkma canını bulursun birilerini. Bakalım göreceğiz. Düğünlerden galiba. Bayağı havalıymış. Gizem bu. Gizem mi? Sen nereden tanıyorsun? Celal amcanın yeğeni. Geçen gün babam tanıştırdı. Veterinerlikteymiş. Vallahi hoş kızmış. İyiymiş. Bir de abisi var. O da bizim bölümdeymiş ama aralarında bir yaş varmış. Anlaşılan bu ikisinden pek hoşlanmamışız ha? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Geçen gün gezdireyim dedim ama pek sallamadılar. Bunları da havada. Ya daha birinci sınıflar. Kendini hatırlasana. İnsan liseden çıkıp gelince sudan çıkmış balık gibi. Şaşkın oluyor işte. Sence öyle bir hali var mı? Yok yok, ben başka birinden borç alırım artık. Neyse, kendine iyi bak. Çok sağ ol. Ne yapacağım ben şimdi? Ya. Peki bu restorasyon işi zor mudur? Çok kolay değildir. Hatta burası için çalışan mimar bu işin altından kalkamayacağını sanmış. İşten vazgeçmeye karar vermiş. Kaçmış yani. Çok korkmuş. İşi başkasına mı kaptırmış? Yok. Tam vazgeçeceği gün kalenin burçlarına çıkmış ve uzun uzun sokaklara bakmış. Oradan aşağı kendini attı falan deme ne olur. Yok. Zaten öyle kolay pes eden birisi değildir. Uzun uzun sokaklara bakmış ve kendi kendine şöyle demiş. O kadar özenli çalışmalıyım ki çocukluğu burada geçenler buraya tekrar geldiklerinde gözleri dolmalı. Hatta kendilerini evlerinde komşularıyla hissetmeliler. Yani bence başarmış da çok güzel olmuş. Evet, çok çalıştı ve başardı. Yakın arkadaşın mı? Yakın. Yani bayağı yakın sayılır. Hatta çok severim keratayı. Sensin. O mimar sensin. Vay be! İnanmıyorum. Şimdi seni gerçekten büyü duydum. Tebrik ederim. Teşekkür ettik. (Gülüyor)
Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Burada Elif Şahin diye biri kalıyor mu? Evet, daha yeni geldi. Niye ki? O kız artık burada kalmıyor birader. Sana ne kardeşim? Üstüne vazife mi? Akşam geldiği zaman odayı acil boşaltmasını söyleyeceksin. Allah Allah. Niye böyle bir şey yapayım ki? Ya karışık bir durum. Aile meselesi, acil durum. Ben acil durum falan bilmem kardeşim. Hem sen kim oluyorsun da benden böyle bir şey istiyorsun? Ben o kızın abisiyim. Abisi. Olacağımızı biliyor musun? Bilmiyorum. Sorar öğreniriz nasılsa. Birinci sınıfta önlük giymemiz gerektiğini bilmiyordum. Ben de. Ama gayet havalı olur değil mi? Baba. Ben kaçayım o zaman. Sonra görüşürüz, tamam mı? Kızım. Neredesin sen? Çok merak ettim seni. Özür dilerim baba. Meraklandırmak istemedim. Eve gelmemek de ne demek oluyor kızım? Hı? Bunu konuştuk seninle değil mi? Ben o eve gelmem baba. Hesabı alabilir miyim? Bir de post makinesi. Evet. Buyurun. Baki yetersiz diyor. Tekrar dener misiniz? Yok yine. Başka kart varsa onu alayım. Bir problem olmuştur. Bir daha deneseniz. Nakit alayım o zaman. Gizem, bir sorun mu var? Evet var. Annem kredi kartını ödemeyi unutmuş. Yanımda da nakit para yok. Oldu mu? Şimdi bu iş asla olmaz diyorsun öyle mi? Aynen, olmaz. Şimdi? Mümkün değil. Bir daha düşün bence. Hayır. Allah Allah. Lel billi bitirdiniz beni arkadaş. Bu ne ya? Al. Al. Tamam mı? Akşam geldiği zaman odayı acil boşaltmasını söylüyorsun artık. Müdürün yeğeni falan geldi dersin, anladın mı? Tamam. Heh. Benden de sakın bahsetme. Unut beni. Merak etme, bahsetme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kızım, neden üzüyorsun beni? Hem o ev senin de evin. Hayır baba. O ev benim değil. Abimin. Gel şöyle oturalım kızım. Gel. Tamam. Abim çeklik yapmış. Ama olur böyle şeyler kızım. Keşke öyle olsaydık. Gururumla oynadı beni. Evden kovdu. Sen olsan ne yapardın? Baba. Lütfen. Zorlama beni. Peki kızım. Nerede kalıyorsun? Aylancı Devlet Misafirhanesi'nde. Ama sakın beni almaya gelme, olur mu? Ben halimden çok memnunum. Bak kızım, sinirli hareket ediyorsun. Onun için böyle tepki veriyorsun. Hı? Baba, benim gitmem lazım. Ama... Yarın için beyaz önlük almam lazım. Görüşürüz. Kız. Eyvallah. Ya Özgür, çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun, sağ ol. Ne demek canım, lafım mı olur? Hiç teşekküre bile gerek yok.
Vallahi ne oldu anlamadım. Anneme diyeceğim demişti ama unuttu herhalde. Salak gibi sana da bağırdım. Ya canım sen de kendini çok hırpaladın yani. Ne fark eder? Özgür vermiş, hasen vermişsin yani. Tabii canım. Dünyanın sonu değil ya. Olsun, ben pek alışkın değilim de böyle şeylere. Bu arada tanışmadık. Ben Gizem. Ben de Mehveş. Ozan. Ben derse gideyim artık. Sonra görüşürüz Özgür. Akşama bizdesiniz zaten, görüşürüz. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Ben de bu beyaz önlüklerden alacaktım da yardımcı olur musunuz? Tabii hemen. Sen bunu bir dene kardeşim. Olmazsa ben sana başka veririm. Tamam. Bu da bana küçük geldi galiba. Daha büyük bedenin var mı sizde? Hemen bakayım ona da. Bu sana olur kardeşim. Bu biraz büyük geldi. Bir numara küçüğü var mı acaba? Vallahi arkadaşlar ikinizin de bedeni aynı herhalde. Ama elimde bir tane var. Artık aranızda halledin. Ya bu frambuazlı gazoz çok güzelmiş. Ben ilk defa açıyorum. Afiyet olsun. Ben bayılırım buna. Bak gördün mü? Sayende ben de bugün bir şey öğrenmiş oldum. Her zaman ben senden bir şeyler öğrenmeyeceğim ya. Ayrıca annem böyle durumlar için parayla değil sırayla der. Sen sevdin mi bari buraları? Çok. Sanki zamanda yolculuğa çıkmışım gibi hissediyorum. Ben de çok seviyorum. Buralar için çok çalıştım. Çok uykusuz kaldım. Pes etmezsen oluyor diyorsun yani. Başarı yani. Kendine güven ve elinden geleni yap diyorum. Ne güzel ya. Bak biz hastalarımızı iyileştiriyoruz sonra ortadan kayboluyorlar. Ama sizin yaptığınız binalar her zaman ayakta. Aslında iyileşenler değil de İyileşmeyenler kayboluyor sanki. Haklısın. Ya neyse ölümden hastalıktan falan söz etmeyelim. Boş ver. Bence de. Peki senin hiç keşke ben yapsaydım dediğin bir bina var mı? Var. Sydney Opera Binası. Çok mu güzel? Çok etkileyici. Sanıyorum dünyanın en büyük tiyatro perdeleri orada. 6 kişi birden perdeyi açıp kapatıyor. Vay. Ve geceleri çok romantik. Sen daha önce gittin galiba. Yok, gitmedim. Gitmedim ama listemde var. Bakarsın bir gün, yani belki bir gün beraber gideriz ha. Maddi sıkıntılardan dolayı inşaatı 10 sene sürmüş. Hatta mimarı istifa etmiş. Sonra da adamcağız 90 yaşında kalp krizinden ölmüş. Hadi ya. Sonra istifa ettiğine çok pişman olmuştur herhalde. Bilmiyorum ama tek bildiğim öyle hemen pes etmemek lazım. Belki de daha sık gitmiş olsaydı doktora kurtulacaktı. Erken teşhis önemli diyorsun yani ha? Elbette. Kesinlikle çok önemli. Hadi gel ben seni okula bırakayım. O kadar ağlayacaksan al senin olsun. Ne var Gizem? Ne olacak? Kredi kartlarımız ödenmemiş. Annem yine yaptı yapacağını. Ne? Ne değil.
Bayağı ödenmemiş işte. Yediğim yemeğin parasını bile ödeyemedim. Özgür'e ödetmek zorunda kaldım. Of, rezil oldum resmen ya. O zaman benimkini de ödememiştir canım anneciğim. Büyük ihtimalle. Neyse ben de derse girecek moral falan kalmadı. Çok kötüyüm ben. Evde görüşürüz. Tamam hadi kapat. Al hadi al. Amma ağladım be al. Ağladın değil anladım diyecektin herhalde. Haklı olur mu yani? Handan, bu ne şıklık böyle ya? Eskilerden. İşimiz gücümüz seyahat etmek, kıyafet almaktı bir zamanlar. Ya Handan, geç kalıyoruz bak. Çocuklar hazır değil mi hala? Biraz önce baktım, hazırlanıyorlar. Anne. Şu kredi kartlarını ödesen artık diyorum. Feci durumdayız, olmuyor böyle yani. Aynen anne ya. Okulda rezil oldum bugün. Hesabımı Özgür ödedi, düşünebiliyor musun? Ayrıca niye ödememekte ısrar ediyorsun anlamıyorum yani. Handan, ben sana söylemeyi unuttum. Bugün bankadan arayıp özür dilediler. Hesaplarda bir karışıklık olmuş, ona haber verdiler. İşe bak, paramızla rezil oluyoruz yani. Halletmişler mi bari? Evet. Çocuklar, anneniz kredi kartlarınızı ödedi. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sonunda. Sağ ol canım Mamitom. Teşekkür ederiz. Ya, bu arada ben son bir kez şansımı denemek istiyorum. Ben gelmesem olur mu? Ne olur? O gelmezse ben de gelmem. Hayır çocuklar, oyun bozanlık yapmak yok. Hep beraber gidiyoruz. Hadi kalkın bakalım. Kalkın. Sonra işte Volkan'ın aklına Cevat abilere gitmek gelmiş. Hani onlar da yeni iş kurdular ya. Ha doğru ya. Ne demişler? Sorma, adam borçtan, parasızlıktan o kadar şikayet etmiş ki iş var mı diye soramamışlar bile. Allah herkese yardımcısı olsun. İşte oradan da halama gitmişler. Ha! Kız, sen halanı aradın mı? Yo, niye arayacaktım ki? Hayda, yavrum okulun hayırlı olsun diye aradı dedim ya. Bir açıp teşekkür etseydin. Ay unuttum anne. Tamam, ararım ben onu. Ne oluyor? Sende bir haller var. Yok canım. Ne var ki? Ne bileyim. Öyle geldiğinden beri salak bir gülümseme var yüzünde. Bilmem öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun? Anlat bakayım sen ne oluyor? Ay yok bir şey, gerçekten yok. Yavaş yavaş hayata dönüyorum işte. Aman. Aman kurban olayım sen fazla hayata dönme. Dersine çalış sen. Merak etme anneciğim. Ben bu sene gerçekten çok başarılı olacağım. Göreceksiniz. Olacaksın tabii. İnşallah. Allah yardımcın olsun. Aslan oğlum benim. Koçum. Vay be. 25 soruda 23 doğru cevap ha. Canım benim. Ne olacak ya? Babası da çekiyor tabii. Genler. Aa, hiç de bile. Bir kere zeka genleri anneden geçer. Hikaye o, hikaye. Hadi canım. Tamam, bugünlük yeter mi? Bahri'cim hakikaten yeter artık. Neredeyse Celaller gelecek. Onlara bir şey demedik ki, biz bitirdik işimizi zaten. Tamam hadi. Ah be. Ne yaptın? Pelin'in fikrini değiştirebildin mi? Yok baba. Çok dil döktüm ama kimseyi görmek istemiyorum. Ah geldiler. Sen kapıya bak. Benim mutfakta biraz işim var. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç kalmadık değil mi? Yok canım. Hoş geldiniz. Merhaba Celal'cim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Buyurun.
Efendim baba. Ne yaptın oğlum? Bulamadın mı Elif'i? Buldum merak etme. İkna edemedin değil mi? Çalışıyorum. Ne demek oğlum çalışıyorum? Kızdan özür dilemedin mi? Ya baba tamam halledeceğim dedim. Bir gelme üstüme Allah aşkına ya. Bana bak Melih. Ya Elif'i ne yapıp edip eve getirirsin ya da kendine yeni bir ev bulursun. Anladın mı? Ben çok acıktım. Pizza mı yesek? Olur. Babanın burada olduğunu bilmiyordum. Babam mı? Bugün okula seni görmeye geldi ya. Gençler. Hayrola abi? Elif Şahin. Seni daha fazla misafir edemeyeceğiz. Bu gece çıkışını yapmam gerekiyor. Nasıl ya? Neden ama? Bana istediğim kadar kalabileceğimi söylemiştiniz. Dedim de başka şeyler oldu. Nasıl şeyler abi? Çocuk oyuncağı mı bu? Hem neden daha önce haber vermediniz? Benim de bugün haberim oldu. Ben ne yapayım? Elimden bir şey gelmez. Uzatmayın siz de. Böyle olmaz. Gece vakti çıkışını yap denir mi? Gidelim yetkili kimse onunla konuşalım. Emir müdür beyden geldi zaten. Yakın bir tanıdığı gelecekmiş. O kalacakmış. Durum bu. Allah kahretsin. Bendeki de şans işte. Oyalanmadan eşyalarını topla arkadaşım. Ben bu saatte nereye giderim? Tamam, sakin ol. Bir çaresini buluruz. Celal daha önce sizden çok bahsetti ama bir türlü tanışma fırsatımız olmadı. Açıkçası biz de abimle yıllardır görüşememiştik. Ama çok şükür sonunda bir araya geldik. İyi ki de geldik. Nasıl? Alışabildiniz mi biraz Ankara'ya? İşte. Mersin'den gelip burada yaşamak kolay değil tabii. Ama alışıyoruz yavaş yavaş. Öyle değil mi çocuklar? Hı hı. Evet. Vallahi ben Ankara'ya alıştım alışmasına da. Hala çocuk gibi annemle birlikte uyumak zor geliyor. Siz okula alışabildiniz mi bari? Okul fena değil de şöyle fiyakalı bir arabaya ihtiyacımız var. Olmuyor böyle yani. Bizim arabamız. Bizim de vardı. Vardı da annem sattı canım. Zaten araba benim için ikinci planda. Önceliğim ayrı bir eve çıkmak. Aa, ne güzel dayının evinde kalıyorsunuz. Ne gereği var ayrı bir eve çıkmaya? Bu benim biraz karakterime aykırı. Yani ben daha özgür ruhlu bir insanım. Öyle kurallara falan pek gelemiyorum. Ayrıca öyle fakirler gibi ailemle yaşıyorum demek de zor geliyor. Canım ne var bunda yani? Ben de ailemle yaşıyorum. Kızları pek bilmem ama erkekler için ayrı eve çıkmak şart. Hatta ihtiyaç. Hele benim gibi misafirperver erkekler için. Senin misafirperverliğin sadece güzel kızlar için canım, bunu biliyoruz. Ben zaten aksine iddia etmedim ki. Bu arada plaki çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bir ara tarifini alırım. Tabii seve seve. Thank you.
Kolay değil hemen öyle birine çık git demek. Gerekirse müdürü de şikayet ederiz. Etsen ne olacak? Çıkmak zorundayım işte. Babanı arayalım. Hayır. İstersen ben adamla bir kere daha konuşayım ha. En azından birkaç gün daha kalırsın. Bir şeyin değişeceğini sanmıyorum Kaan. Müdür bey dedi diyor işte. Adam ne yapsın? Abi bak sen vicdanlı adamsın. Gece vakti nereye gitsin bu kız? Hiç aklına alıyor mu böyle bir şeyi? Vallahi ben denileni yaparım. Ötesine karışmam. O kız bugün gidecek. Gitmezse ne olur? Zorla atarım dışarıya. Kolay da o kadar. Evet kolay. İstersen yapayım. Atayım hemen. Yazıklar olsun. Ne diyor? Ne diyecek? Ben eşyalarımı toplamaya gidiyorum. Hayır Elif. Çekil. Hayır çekilmeyeceğim. Bak aklıma bir fikir geliyor ama hemen öyle itiraz etmeyeceksin. Şimdi bak sen benim odamda kalacaksın tamam mı? Ben nasıl olsa bir yer bulurum. Olmaz. Hayır bak sen benim odamda kalırsın. Nasıl olsa yurt başvuruları da bu hafta belli olacak. Ben bir şekilde bulurum yolunu. Olmaz Kaan, ısrar etme. Elif. Görüşürüz. Elif. Benim asıl olayım basketbol. Övünmek gibi olmasın ama. Ya da olsun olsun sorun değil. Ben basketbolu çok iyi oynarım. Okul takımına girersin artık. Aslında ben okul takımını pek sevmem ama zirvede yaşayanlar gibi yalnızlığı severim. Oyunda yani. Sarp, küçüklüğünden beri haylaz bir çocuktur. Hani zeki ama çalışmıyor derler ya, öyledir biraz. Özgür çalıştırır onu. Ne zaman isterse. Aslında ben de tasarımla ilgileniyorum. Yani ayakkabı, takı, kıyafet falan. Tabii annem sağ olsun tasarımcı olmama izin vermediği için veterinerlik okuyorum mecburen. Kızım bunları konuştuk ya. Önce elinde doğru düzgün bir mesleğin olsun. Sonra neyle istersen ilgilenirsin. Tasarımcılık doğru düzgün bir meslek değil yani öyle mi? Yani annen doğru söylüyor. Bu zamanda para kazanmak kolay değil ki. Tabii canım. Önce bir diplomanı eline al da. Nereye güzel? İznin olursa lavaboya gideceğim anneciğim. Tasarımcı olmama izin vermedin ya belki buna da izin vermezsin. Banyo üst katta. Pelin nerede? Bari onu görseydik. Pelin odasında dinleniyor, kendini hissetmiyormuş da. Evet, yemeği bitirdiğimize göre isterseniz koltuklara geçebiliriz. İkbalcığım ellerine sağlık, her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Buyurun, her şey çok güzel. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Pardon. Sen Pelin'sin galiba. Ben de Gizem. Merhaba. Ay, yabancıya bak. Bugün çok güzel vakit geçirdim. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Seninle olmak çok güzeldi. İyi uykular.
Elif, gitme. Bir çaresini buluruz. Ne çaresi Kaan, ortada kaldım işte. Hem ben kendi başımın çaresine bakarım. Her şey için sağ ol. Bir dakika, bir dakika. Gitmene izin veremem. Neyse sorun birlikte çözeceğiz. Anlamıyoruz. Hayır, tamam. Şimdi ben de çıkışımı yapıyorum. Birlikte kalırız sokakta. Elif. Ne işin var senin burada? Gel buraya, eve gidiyoruz. Bir dakika. Elif hiçbir yere gitmiyor. Oğlum sen kim oluyorsun da karışıyorsun? Esas sen kim oluyorsun da kızı zorla götürüyorsun? Kaan. O benim abim. Abin mi? Sen biraz bekle. Biz konuşalım. Tamam. Ben bekliyorum. İsrar etme. Seninle o eve gelmeyeceğim. Elif, canım. Bak çok haklısın. Sana kötü davrandım. Ama babam yıllar sonra seni çıkardı karşıma. Ve bu senin kardeşin dedi. Ne yapabilirdim ki? Beklemiyordum. Kendini benim yerime koyar mısın? Sen olsan sen ne hissederdin? Hem buradan da çıkıyor musun? Başka yere gitmeni istemiyorum. Lütfen eve dön. Ben aslında... Canım. Abini kırıyor musun? Bir şans daha istiyorum senden. Lütfen. Aslında çok da...